Esselamu aleyküm. Nasılsınız dostlar? İyisiniz inşallah. Ramazan-ı Şerif'in üçüncü gününü de bitirmek üzereyiz inşallah. Az sonra iftarımız olacak. Üçüncü günde bitti. Ömür bitiyor zaten. Ya şöyle bir geriye dönüp bakın bakalım. Doğduğunuz günden bu yaşa kadar nasıl geldiniz? Nasıl geldiniz doğduğunuz günden bu yaşa kadar? Ya. Efendim, medreseye ilk gidişimiz aklıma geldi. Hani ömür dedik ya. Vay vay. Öyle çabuk geçiyor ki göz açıp kapayıncaya kadar. Hani insanoğlu kuş misali derler ya, hakikaten öyle. Yaşadığımız hayatın her anının kıymetini bilmek lazım. Allah'ın verdiği ömür gerçekten çok güzel. Eğer kıymetini bilirsek güzel yaşarız. Yok, har vurup harman savurursak o zaman hesabını veremeyiz. Unutmayın, her aldığımız nefesin hesabı var. Hesap sahibi de var. Efendim biz medreseye bizim köyden, Hortu köyünden, Uzun Hüseyin'den beraber geldik. Uzun Hüseyin dediğim de bayağı uzun ama. İnce dalan bir delikanlıysa. Ben artık tombulum o uzun. Yürüdük de Hortu'dan Akşehir'e kadar. Ya o zaman nerede böyle vasıtalar? Be. Yürüye yürüye Akşehir'e geldik. Güneş tepemizden vuruyor. Biz de yürüyoruz. Yorulduk tabii, terledik. Baktım Uzun Hüseyin leylek gibi yürüyor. Böyle kafası önde. Zaten zayıf. Ulan dedim Hüseyin, Allah senin yardımcın olsun. Bana şöyle gözlerini belerte belerte baktı. Niye dedi, Nasrettin hayırdır? Ulan dedim oğlum, sen bizden daha çok yanıyorsun. Hayırdır niye? Dedim senin boyun uzun, güneşe daha yakınsın. Güneş seni bizden daha çok yakıyor deyince önce ağlamadı. Sonra başladı gülmeye. Nasıl güldü? Dedim ulan Hüseyin, o atlar yolu yürüdük. Keyfimizden Allah'a çok şükür hiç daha biz bilmiyoruz. Vallahi çok keyifliyiz değil mi ulan dedim. He dedi. Dedi ki ulan senin anan baban nasıl Hüseyin, Nasrettin? Sen nasıl anlaşıyorsun onlarla ulan diye sordu bana. Dedim nasıl anlaşıyorum anamla babamla, nasıl anlaşacağım Allah'ını seversen. Senin gibi gülenler bilen dedi. He dedim, gülenler de babam pek gülmez. Niye? Ben çocukken dedim babamın dediğinin hep tersini yapardım. Nasıl yani dedi. Dur anlatayım dedim. Size de anlatayım. Siz de öğrenin. Efendim ben çocukken babam nedirse tersini yapardım. Ama nedirse. Mesela Nasrettin, şurada bir merdiven var. Onu kaldır diyecek ya. Şöyle dirdi. Nasrettin, merdiveni orada dursun, kaldırma. Ben giderdim oradan o merdiveni alırdım. Götürür yerine koydum. Böyle nedirse tersini yapardım. Babam Hortu köyünün imamı ya. İşte sene içinde efendime söyleyeyim hizmetini görür dediğim gibi sene sonuna doğru mahsulden ne çıkarsa ona verirlerdi çuvallarla. Biz de onu götürürdük değirmene. Öğüdürdük. Unumuzu, bulgurumuzu yapardık. Yine öyle. 4 çuval buğdayla 2 çuval arpa verdiler bize. Bir de az bir şey çavdar vardı. Babam dedi ki Nasrettin, koşunun eşeğini de efendim affedersiniz öndücü alayım da şunları değirmene götürelim oğlum. Olur baba dedim, götürelim. Neyse komşudan merkebi aldık. Babam çuvalları merkeplere yükledi. Benim çekeceğim merkebin üstünde 2 çuval unla 1 çuval arpa var. Babam da diğerlerini kendi bizim merkebin üstüne yükledi. Yola çıktık. Değirmene geldik. İndirdik çuvalları. Değirmenci efendime söyleyeyim sıraya girdik. Bizim sıramız geldi. Öğüttü unumuzu. İşte, buğdayımızı, arpamızı neyse aldık çuvallara yine doldurduk, merkeplere yükledik, çıktık yola. Efendim, bizim köye doğru gelirken bir dere var. O dere
iyi akıyor da biz işte dizimize kadar dereye giriyoruz. Merkeplerle de geçiyoruz böyle dereden böyle. Gidiyoruz. Babam geçti dereden karşıya. Ben de tam derenin ortasına geldim. Babam döndü bana baktı. Anam! Çuvallar kaykılmış yana doğru. Tam düştü düşecek. Başladı çırpınmaya derenin kıyısında. Ya Nasreddin, çuvallar düşmeyecek, düşmeyecek. Kaykılmamış. Omuz biri bir de düşsün, düşsün. Hani ben tersini yapıyorum ya. Bana tersini söylüyor, ben onun düzünü yapacağım aklı sıra. Anamın bana verdiği öğütten haberi yok ki. Bana dedi ya çuvallar düşmeyecek, omuz ver de düşsün diye. Benden bekliyor, ben çuvalı kaldırıp eşeğe sırtına koyacağım. Ben de anamın dediğini yaptım. Çuvala şöyle omuz birikene beraber üstteki çuval haydi derenin üstüne. Babam nasıl koştura koştura geliyor. Görün oğlum lan çuvalı suya attın bir çuvalın mahvoldu diye. Böyle kucakladı diğer çuvalları. Merkebin sırtına yerleştirdi. Sonra bana da iki tane vurdu böyle. Ulan dedi, her zaman tersini yapan diye tersini söyledim. Düzünü yapacaksın derken ne diye kakaladın çuvalı. Dedim baba, değirmene gelirken annem bana senin nedirsem aynısını yapmamı söyledi. Çok üzüldüğünü söyledi. Ben de senin dediğini yapayım dedim, ne örüyüm. Hay dedi anana da ne diyeyim, sana da ne diyeyim, kurban olduğum Allah'ım. Bana hiç akıllı gelmeyecek mi? Hay oğlum. Doğrusunu yapacaksın, bu saat mi tuttu ulan bir çuvalın suya gitti, ne öreceğiz şimdi dedi. Ben gideyim dayaktan ağlamam lazım gelirken, babam oturdu derenin kıyısına kendi ağlamaya başladı giden bir çuvala. Ben bunu anlattım. Hüseyin nasıl güldü, nasıl güldü ama ulan Nasreddin dedi. Vallahi sen var ya çok acayip bir adamsın. Ulan oğlum hiç öyle olur mu filan diye. Dedim çocukluk ne öreceksin? Sevgili dostlar, ömrünüz vefa eder de ananıza, babanıza sağlığında yetişirseniz kıymetlerini bilin. Çünkü onlar gittikten sonra ne kadar yalnız kaldığınızı anlıyorsunuz. Babanız, ananız sağsa onların yüzüne bakın. Anne yüzüne bakmak nafile ibadettir. Babanın hatırını kırmayın. Adı güzel, kendi güzel, kurban olduğum peygamberim boşuna dememiş. Cennet anaların ayakları altında. Fırsat bulursanız ayakların altını öpün. Cennetin eşiğini öpmüş olursunuz. Hadis-i şerif var ya. Annesinin ayağının altını öpüp de vallahi ben bugün cennetin eşiğini öptüm dese yalan söylemiş olmaz diyor. Peygamberimiz diyor tabii. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününde ananıza, babanıza hürmet edin. Siz onlara hürmet edin ki sizden doğanlar da size yapsınlar değil mi? Ne ekersen onu biçersin efendim. Bugünlük de bu kadar. Hadi bakalım. Yarın yine görüşürüz inşallah. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar. Allah'a emanet.